Semen Öner. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Efendim? Çok iyiyim efendim. Siz nasılsınız? İçinizdeki çocuğun bayramını kutluyorum. Erkenden biz bayram için çıktık, gezdik içimdeki çocukla bugün. Oh, oynadık, çayır çimene çıktık geldik. Neler yapıyoruz bugün? Şimdi bir kere bizim ödevimiz vardı, onu anlatalım. Ev ödevi verdim bütün şeflere. Ev ödevi vardı benim. Evden yapıp getirmem gereken çilekle ne yapabiliriz? Bir dakika, oraya koysak oradan alsınlar. Evet. Çilekle şöyle bir benim çok sevdiğim bir lezzeti sizinle paylaşmak istedim. Ben genellikle tartoletleri hazır bulundururum buzdolabımda. Şunlar hazır tartolet mi? Evet. Bunlar bizim yaptığımız ama hazırları da satılıyor. Bunun içerisine fındık kreması koyabilirsiniz. Çikolata dökebilirsiniz. Ve üzerine çileği kapatabilirsiniz. Bir pazar kahvaltısında akşamüstü atıştırmalı olarak 2 dakikada çabuk. Hazırlayabileceğiniz evet. Çok güzel. Müthiş bir lezzettir. Biraz da naneyle süslediğiniz zaman. Sevgili Gülen Turan da burada çok güzel bir çalışma yapmış çilekli. O da bir ev ödevi hazırlamış. Süper. Pasta kreması mı bu üstü Gülencim? Süper güzel olmuş. Şişeyi kaplamış bu şekilde. Harikasınız. Ev ödevleri nefis. O zaman şunu peki şöyle yazdık mı öğretmenim? Öğretmenim vallahi 10 üstü 10. Yıldızlı 10. Teşekkür ederim. 10 mu 5 mi notlar şimdi ne oluyor bilmiyorum. Koptum ben. Yer yer değişiyor. Notlar 5 mi oluyor 10 mu oluyor? 5 galiba. 5 mi notlar? 5 mi? 5. 6 olmuş olmasın ben büyüyelim. Bilmiyorum. O not neyse onun yıldızlısı. Teşekkür ederim. En son not. Şimdi evet. Ben bir püf noktası paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Evet, 23 Nisan neşesi olarak. Evet, ben bunu internette gördüm. Mutlaka görenleriniz de olmuştur. Görmeyenler için bir paylaşım olsun. Ben görenlere tekrar olsun. Şimdi şu küçük domatesler var ya. Bu domateslerden böyle çok fazla miktardan doğramanız gerektiği zaman bir sıkıntı olur insana. Minnacık minnacık uğraşmak istemezsiniz. Onunla ilgili bir püf bu. Bu tepelerindeki saplarını ayıklıyorum domateslerin. Tabağın içerisine yerleştiriyorum. Ondan sonra bir ikinci aynı boydaki tabağı bunun üzerine yerleştiriyorum. Uzun bir bıçakla dikkatlice elinizi böyle yapmadan böyle şu bıçağı aradan geçiriyorum. Hadi canım. Ne diyorsun? Vallahi insanlar ne güzel şeyler düşünüyorlar. Vallahi çok güzel. Büyüklerle de yapılmaz mı bu? Pokus pokus. Bütün domateslerimiz. Ya alkış istiyorum Semen'e. Semen bu var ya. Bugün... Çok tatlı bir şey değil mi? Çok eğlenceli bir şey. Ay çok güzel. Yani. Burayı internete koyalım arkadaşlar. Süper. Böyle mükemmel. Beyler. Duğrandım. Bu beylerin babaların işine yarar. Evet. Hani mangal yapılacak falan. Erkeğe gel şu domatesleri kes falan dediğinizde. Evet, evet. Bunu anlatın. Çok güzel. Dilim dilim de yapabilirsiniz. Bu bir fikir olarak aklınızda Semen, bulunsun. Semen süpersin. Teşekkür ederim. Domatesleri yeriz sonra. Kim düşündüyse ona teşekkür ederim. Evet. Vallahi biz fikrine burada, sağlık. Şimdi ne yapıyoruz bugün Semenciğim? Şimdi çocuklarımız için ya bugün. Onlar için bir tane pizza yapacağız. Ama çikolatalı pizza. Nasıl ya? Evet. Tabanı bisküvi gibi. Hani çikolatalı bir şey tost. Çikolatalı evet, tost evet, yapıyorlar bazı yerlerde. Evet. Çikolatalı tost gibi bir şey. Evet, neler var içinde hemen şey. Sayalım. Ben sana başka eldiven vereyim canım. Sen bunlar bir şey olmuş. Şimdi bunun içerisinde ne var onu sayalım. Un, tereyağı, kabartma tozu, karbonat. Çok teşekkür ederim. Sağ olun zahmet oldu. Tamam. Vanilya, bir çimdik de tuz var. Tekrar diyeyim. Un, tereyağı, kabartma tozu, karbonat ve bir çimdik de vanilya var, bir çimdik de tuz var. Bir tane yumurta kırıyorum içine. Hı hı. Şimdi bu bizim tabanımız olacak Derya Hanım. Bunu yoğuracağız. Yani bisküvi gibi, tart gibi böyle bir sert bir hamur olacak bu. Hı hı. Üzerini çatalla deleceğiz bu hamurun. Pişireceğiz. Ve pişireceğiz. Sonra hamuru bir 15 dakika falan pişiriyoruz. Ardından çıkartıp üzerine ne süreceğiz? Fıstık ezmesi. Ve üzerine çikolata damlacıkları ekleyeceğiz. Süpersin. Ve böyle bir pizza yapacağız. Başka ne yapacağız bugün? Bugün başka bir de çubuklara ben şurada dizdim meyvelerimiz var. Onları çikolataya bulayacağız. Çocuklarımız için meyve şişleri hazırlayacağız. Bir de milföyden şeyler hazırladık. Kalpler, çiçekler hazırladık. Çocuklarımız için gene. Hı-hı. Onları çikolataları bulayıp süsleyeceğiz.
Evet, dün bayağı bir karışık gündü. Yayından çıktık, atölyede işlerimizi hallettik. Pazartesi günü çok güzel bir proje geliyor. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Biraz seri üretime girdik. Yine pazartesi kaçırmayın efendim. Harika bir şey paylaşacağız sizlerle. Hem duygusu, fikri harika, hem yapacağımız şey harika. Hepiniz yapacaksınız ve hayatınızda uygulayacağınızı tahmin ediyorum. Onu çalışıyoruz. Sonra bir dişçi durumum vardı. Oradan da karşıya Ümraniye'ye gittik, bir yapı markete. İşte bir şeyler Sibel'le aldık. Hakikaten böyle günü dolu dolu yaşadım derler ya, ona geliyordu eve geldiğimde. bir şeye bağlayacaktım buraya ama unuttum. Neyse. Dün benim de öyle geçti. Dün biraz çok öyle bir gündü herhalde. Ama herkeste de tatlı bir telaş vardı, evet. Gördüm. Anneler koşturuyorlar. Çocukların i̇şte son kostümleri. Eksikler tamamlanıyor, kıyafetler, bir şeyler. Ben 22 Nisan geceleri çocukken bütün ertesi gün neyde görev alıyorsam artık. Müsamereler onlar. İşte şiir mi söyleyeceğim, ne yapacaksam. O geceden bütün o kıyafetlerimi yatağımın yanına dizerdim. Sabaha hiç kadar onlara kalkar kalkar bakardım. Sabahın köründe annem beni hazırlardı. İşte saçlar taranır, bir şeyler, okullarda törenler olur. Bizler için o zaman fazla bir şey olmayan çocuklar için böyle şeyler o zaman çok daha çok önemliydi. Hiçbir şeyimiz yoktu ki bizim. Olayları yani doğru dürüst bir bebeğimiz bile yoktu. Öyle tabii. Evet, yani işte o bayramda seyranda alınan bir tane ayakkabı, bir tane çorap, dikilen bir tane şey, o hazırlıklar kat be kat kıymetliydi. Şimdi çocukların kiminin her şeyi var, kiminin yok ama yine de bir görgü var. Başka bir şeyler görebiliyorlar. Televizyon denen dünya var. Oradan bir şeyleri en azından televizyondan seyrediyorlar ve görüyorlar. Biz hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Hayal gücümüzü çalıştırırdık. Onun da ekmeğini çok şükürler olsun. Şimdi yaptığımız işlerle ortaya koyabiliyoruz. Evet, şimdi ben gidiyorum. Şimdi bunu çatalla deliyorum Derya Hanım. 175 süpersin. Dereceye ısıtılmış fırında. Ben bunu bir 15 dakika çıtırlanana kadar pişireceğim. Evet, çocuk olmak dünyanın en güzel şeyi. Hakikaten çocuklarla birlikte olmak. Benim için en azından öyle. Müthiş senin enerji için, veriyorlar. Müthiş güzel. Şu anda sizin göremediğiniz açıda mini mini yavrular dolular. Ama önce Semen yapacak, anlatacak bize. Ben sonra birkaç tane sunum alternatifi, yani çocuklarınızla çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sunum alternatifleri göstermek istiyorum. Milföy hamurunun üzerine... Yok, kesmedim daha. Haklısınız. Milföy hamurunun üzerine bu şekilde çentikler atıyorsunuz pişirmeden önce. Sadece bıçakla çiziyorsunuz. Onun kaç milföy var orada? Bir. Bu bir tane milföy. Öyle mi? Tabii. Bu bir tane milföy. Üzeri birazcık böyle tabak gibi oyulmuş oluyor piştiği zaman. Onun üzerine meyveleri diziyorum. İstediğiniz hangi meyve varsa. Burada da erimiş çikolata var. Güzel değil mi? Çok iyiymiş. Erimiş çikolatayla üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu bir alternatifimiz. İkinci alternatifimiz sandviç. Yine aynı şekilde. Çok zor, her yere tabii akar. Ki çok zor, haklısınız. Evet. Milföy hamurunun üzerine çentik atıyorum yine. İçine meyveleri diziyorum. İsterseniz arasına fıstık ezmesi koyun, fındık ezmesi koyun, çikolata koyun. Üzerine de bu şekilde bunu kapatın. Çok şık. Onu nereye koyacaksın? Bunu başka yerde kullanacağım. Peki, ona gelmiyoruz şimdi. Daha gelmedi. Şimdi peki. Yapacağız. Ondan sonra milföyleri kurabiye kalıplarıyla şu gördüğünüz her evimizde, hepimizin evinde olan şu mini kurabiye kalıplarıyla kestim. Milföyleri kestim. Bu şekilde toplar yaptım ve böyle çubuklar hazırladım. Tamam. Şimdi bu çubukların üzerini süslemek için ben nasıl aceleciyim? Buraya yapacaksın zannediyorum. Ya oraya da olur, hepsi olur. Derya Hanım, bunlar fikir. Önemli olan güzel, fikir. Çok güzel. Bunları böyle bu şekilde üzerlerine döküyorum. Biraz kalabalık oldu benim tahtam. Şöyle. Lütfen kusura bakmasınlar. Bugün biraz telaşlı bir günümüz. Evet. Kalabalığız burada. Çok güzel. Çocuk sayısı sayıyoruz. Çocuk kaç çocuk var? Onlara yayından sonra. Evet, onlara hepsini göre yapmaya çalıştım. Birazcık telaşı oldu. Bir de çilekleri böyle yaptım, dondurdum. Bak, hemen size güzel gösteriyorum. Çok pratik olmuş Semen bu. Hemen getiriyorum. Buyurun.
Oy, bir tanesini düşürdüm bile. Evet. Çilekleri sadece çikolata sosa çikolataya batırdım. Sos değil Derya Hanım ya. Direkt çikolatanın kendisi. Erimiş şey. Bunun içerisinde sadece bitter çikolata var. Yani sos bir nevi sos olmuş oluyor. Onu ha, yani evet 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 o anlamdaysa evet. Evet. Çikolatanın içerisine böyle güzelce batırıyorum, bandırıyorum. Wow. Güzel oldu mu? Çocuklar, ondan sonra da bunları. Çok güzel şeyler var. Böyle güzel güzel dans eder, şiirleri söylerseniz. Siz de yaptık bunları. Yiyeceğiz bunlardan. Arkadaşlar, çocuklarımız dışarıda bir şeyler ikram oluyor. Fakat ondan önce sizin görmediğiniz reklam arasında öpücük veren Semen'den bir şey aldı. Öpücük veren Semen'den bir şey aldı. Ya böyle bir şey yok. Hepsi birbirinden lokum ve tatlı. Bu arada yarın Semen'in doğum günü. Evet, yarın benim doğum günüm. 23 Nisan ertesi. Evet, bayram mutlu çocuğum. Yıllar. Çok mutlu teşekkür yıllar ederim. Sağ olun, çok mersi. Sağlıklı inşallah. Hep beraber, güzel inşallah. Yılların olsun. İnşallah. Çok güzel bir şey yaptı. Demin hani çatalla derdi, fırına attı, bir tart altı yaptın. Evet. Sonra ne yaptın Semen? Aslında bisküvi gibi bir kurabiye yaptık. Onun üzerine fıstık ezmesi sürdüm. Fıstık ezmesinin üzerine bizim çikolatalar artık sıcaktan biraz şey olmuş. Şöyle yapayım. Çikolataları serpiştiriyorum. İsterseniz hani bu pofuduk pofuduk şekerler var ya beyaz. Onlardan da koyabilirsiniz üzerine. Hani ben bu tarifin içinde hiç şeker koymadım. Pofuduk dediğim marshmallow mu? Heh, denebiliyor mu bile mi? Ha, o deniyor galiba. Evet. Marshmallow koyabilirsiniz biz bunun üzerine. Biz pek alışkın değiliz. Bizim... Yani bence böyle gayet yeterlidir. Süper. Arzu ederseniz bunu bu haliyle tekrar fırına verip çikolataları eritebilirsiniz. Bana kalsa bekleyemem. Ben bunu hemen böyle yerim. Yalnız Semen bu çok iyi bir fikir. Evet. Yani çok altına basit, güzel kolay. Bir bisküvi, kekimsi, bisküvisi bir şey hazırladık. Üzerine de fıstık ezmesi sürdük. Şekersiz. Çikolatalı pizza. Evet. Evet. Keselim bakalım. Duyuyor musunuz? Çıtır ay, çıtır. Çıtır çıtır. Nefis sesi geliyor. Yani bu çocuklar için güzel, o kadar sıcak ki burası sevgili çok izleyiciler. Sıcak. Gerçekten. Bizi anlayışla karşılayacaklardır. Biz eriyoruz. Malzemeler nasıl erimesin? Bakınız böyle bir güzel dilim pizzamız oldu. Bunu çocuğunuza yapabilirsiniz. Bir tane hamur yoğuru verdik. Başka bir şey yok. Süper. Kaç dakika kaç derecede bir de onu öğrenelim. Bunu 175 derecede 15-20 dakika bu çıtır çıtır olana kadar lütfen pişirin. Ardından üzerine bunları döktükten sonra istiyorsanız pişirmek eğer 5 dakika daha pişirin yeterli. Süpersin. Yanmasın. Yarın için mutlu yıllar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel oldu. Bir sağ kısmı olun. Kalmadı. Bir kısmını yedik. Çocuklar yedi onları. Afiyet bal olsun.